Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir patlıcan kızartması yapıyorum. Nasıl yapmışım? Hadi gelin beraber izleyelim. 4 adet patlıcanım vardı. Böyle alacalı olarak soydum onları. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Baş kısmını kesmiyoruz. Daha sonra işlem yapacağımız için baş kısmı bize lazım olacak. Evet, patlıcanlarımı soydum. Şimdi tam ikiye bölelim. Bu şekilde iki tane patlıcan kızartmamız olacak. Evet, hepsini bölelim. Ve bir tanesini tam orta kısmından ikiye bölelim. Böldüğümüz kısmı tekrardan ikiye bölelim. Evet, 4 eşit parçaya bölüyoruz patlıcanımızı. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve kenara alalım. Bir tane daha gösterelim. Patlıcanımızı tam ikiye bölüyoruz. Böldüğümüz kısmı bir daha bölüyoruz. Evet, bu şekilde. Yani yarım patlıcanımızı 4 eşit parçaya bölüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Ve kenara alalım. Tekrardan bölelim. Böldüğümüz kısmı bir daha bölelim. Yapımı çok kolay arkadaşlar. Hani insanın canı yemek istemez ya. Bu yüzden de kızartma isteriz. Yanına bir cacık, bir salata mükemmel bir ana yemek olur sizlere. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde patlıcanlarımızı bölelim, keselim. Geniş bir tenceremizi alalım. Tenceremiz geniş olsun arkadaşlar ki hepsi üst üste geleceği için daha çabuk kaynasın. Ve üzerine geçecek kadar sıcak suyumuzu ilave edelim. Bu kadar su yeterli. Bir çay kaşığı da tuzumuzu ekleyelim. Ve 10 dakika kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımız kaynadı. Tabağımıza çıkartalım. Ve soğumaya bırakalım. Arkadaşlar, videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim. Kanalımın büyümesi için sizden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Evet. Biz şimdi sosunu hazırlayalım. Üç tane yumurtamı tabağıma kırdım. Bir su bardağı da mısır unumuz var arkadaşlar. Yumurtalarımızın üzerine bir çay kaşığı tuzumuzu ekleyip güzelce çırpalım. Tavamın içerisinde de 2 su bardağı sıvı yağımı aldım arkadaşlar. Ocağımın altında yaktım. Güzelce kızsın. Biz de patlıcanlarımızı soslayalım. Evet, bu şekilde ilk önce yumurtaya patlıcanlarımızı bandıralım ve sonra mısır unumuza bandırıp tabağımıza çıkartalım. Tekrardan aynı işlemi yapalım. Bir kızgın yağımıza patlıcanlarımızı bırakalım. Patlıcanlarımızın arasını maşamızla aralayalım ki böyle dilim dilim ayrılsınlar diye. Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızı çevirelim. Ve kağıt peçete serilmiş tabağımıza çıkartalım. Ve tekrardan patlıcanımızı yumurtamıza bandırıp mısır unumuza da bandıralım. Ve tavamıza bırakalım. Tekrardan kızartalım. Kızarmış olan patlıcanlarımızı çevirelim.
Evet arkadaşlar, patlıcanlarımızı kızarttık. Ve servisimizi yapalım. Ben bir tane domatesi ikiye bölüp bir de şöyle yan yan kesip yelpaze şeklini verdim. Yelpaze patlıcanlarımızın yanına yelpaze domates de olmazsa olmazdı arkadaşlar. Üzerine de bir tutam maydanoz ekledim. Ve görüntümüz bu şekilde. Yelpaze patlıcanlarımı beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve bana destek için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.